Türkiye'nin ilk YouTube'da canlı yayınlanan magazin programı Magazin Noteri başlıyor. Magazin gündemine kattığımız katkıdan dolayı büyük bir gurur duyuyor ve magazin duayeni ağabeyimi de aynı gururla selamlıyorum. Günaydın abicim. Günaydın. İyi haftalar diliyorum herkese. Ne dileğiniz varsa olur inşallah. Amin inşallah. Hepiniz için sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Evet, çok konumuz var. Sanıyorum 11-12 konuyu ele alacağız. Seren Serengil, Yeşim Salkım, Emrahanoğlu, Çocuk Filozof, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Zerrin Özer'in aşkı, Can Yaman İtalya'da, Feridun Düzağaç'ın bir davası var. Bütün bunların yanı sıra iki gündür, daha doğrusu dünden beri sosyal medyada Selin Ciğerci ve fanlarının saldırısına uğruyorum. Ona yanıtım olacak. Selin Ciğerci'nin programa gelmesini niye iptal ettik? Niye davet ettik? Niye iptal ettik? Bütün bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Öncelikle sevgili yönetmenimiz Yasemin'den rica edeceğim. Biz bu programda Selin Ciğerci'yi ben bir defa gündeme getirdim. Daha doğrusu ilk sordu. Bir düğün mevzusu vardı. Onunla ilgili işte parayla tanıtım yapmış da şey kızmış Demet Akalın. 28 Ekim 2019'da bu konuyu ele aldık. Ben orada ne söylediğim kayıtlarda. Yani havaya konuşmuyoruz. Kayıtlara geçiyor. Onun orijinal bir saniyesi bile montajlanmamış halini ekrana getireceğiz. Karşınıza getireceğiz. Selin Ciğerci'nin iki gündür bir algı operasyonu var. Bir yerden başlatıyor videoyu. Nasıl bir algı operasyonu yaptığını, insanların bana saldırıp küfür etmesi, hakaret etmesi için nasıl operasyon çektiğini belgeleriyle kanıtlı olarak yayınlayacağız. Arkasından da ben Selin Ciğerci'ye niye kızmışım? Niye Selin Ciğerci'yi eleştirmişim? Onun da açıklamasını yine Selin Ciğerci'nin storylerinden cevaplayacağım. Sonunda da diyeceğim ki buyurun afiyet olsun. Hemen başlayalım bunu abi zaten. Konuştuk. Yok. Herkes merak ediyor çünkü konuğumuz neden merak yok diye. Merak etsinler bunları peş peşe hazırlasınlar çünkü öyle mi? Ha, sona mı bırakalım? Bir yayın bandı var. Hazır hale geldiğinde onu gireriz. Ha tamam. Ben Selin Ciğerci ile ne işim olur abi? Şarkı söylemiyorum. Sahneye çıkmıyorum. Parayla post paylaşmıyorum. Sosyal medya fenomeni değilim. Eşimin ayaklarını öpüp videoyu yayınlamıyorum. Ben gazeteciyim. Önüme gelen bilgileri bilgi dağarcığımın üstünde analiz edip olay aslı budur ya da budur deyip anlatıyorum. Sokakta görsem tanımam Selin Ciğerci'yi. Hayatımda karşılaşmadım. İki defa telefonla konuştum. Ama yani bir insanın da belli bir yere kadar sinirleri kaldırıyor. Yani anlamadan, dinlemeden, bilmeden 28 Ekim'de söylediğim bir şeyi aylar sonra aradan geçmiş neredeyse Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 5 ay sonra vay efendim sen bunu dedin. Demedim. Öyle değil. Utanacaksınız. Tabii utanacak yüz varsa. Ben ne demişim? Ben demişim Çanakkale Boğazı. Siz diyorsun ki yandı boğazım. Ya da Selin Ciğerci. Ben öyle demedim. Orijinalini göreceğiz. Varsa bir kusurum ben özür dilerim. Defalarca özür diledim yaptığım yanlış nedeniyle, yanlış anlaşılma nedeniyle. Özür dilemek bir erdemdir. Kesinlikle. İnsanlık erdemidir. Ben kendi evanesiyle içeride çetenin yarısı dışarıda, Adnan Oktar ve çetesi dışarıdayken onlardan korkmamışım. Onlara savaş açmışım. Kanalları vardı, her türlü mecraları vardı. Saldırıyordular. Türkiye'nin en ağır mafya babaları beni hedef seçti, korkmadı.
Senin ciğerci ve tayfası kimdir onlardan korkacağın? Allah aşkına ya. Yok yemedi değil mi? Ne yemedi? Bir kere anlatacağım yani dün ben Selin Ciğerci ile ben konuştum. Davet eden kişi bendim. İptal eden kişi de ben oldum. Yeri geldiğinde hepsini konuşacağız. Selin Ciğerci'ye de sitem ettim. Onları da yine buradan söyleyeceğim. Ne niye ne oldu şeffaflığıyla burada olacak. Ya gizlimiz saklımız yok. Çiğ yemedik. Kimseyle aynen bir menfaat ilişkimiz yok. Yani bu masada Seren Serengil'i de, Yeşim Salkım'ı da, Gülben Ergen'i de konu getirip ağırlıyorsak herkese eşit mesafede durduğumuzun kanıtı bu. Düne kadar Gülben Ergen'in maaşlı elemanı diye bana yazan şerefsizler şimdi Yeşim Salkım'ın sazanları diye, klip sazanları diye yazdım. Yeşim Salkım bunu Aliye Boğun'la paralı yazdırdı diye yazabilecek aşağılık insanlar oluyor. Beni satın alacak parayı daha Merkez Bankası darbane basmadı. Siz kendinizi satılık yapabilirsiniz. Herkesi kendiniz gibi görebilirsiniz. Yani bunu yazanlara söylüyorum. Ya dürüst bizi takip eden şerefli, onurlu insanlar başımın üstünde. Onları tenzih ederim. Yani ben satılık değilim. Satılık olanlar kendi fiyatlarını belirler. İhaleye mi çıkarlar? Açık artırma usulüyle mi? Nasıl yaparlarsa bilmem. Anlamam o işlerden. Peki evet. Videolar hazır olunca bize söyler misiniz Yasemin, sevgili yönetmenim? Ona göre ısrarla soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Selin Ciğerci'nin bugün konuk olacağını söylemiştiniz. Niye yok diyorsunuz? Ona girelim. Hazır mı videolar? Hazır. Girelim mi abi? Bir daha tekrar dönmemek için. Hazır diyorlar, onun için soruyorum. Sen yani, yoksa sinirlerim zıplamadan sinir, başka evet, konulara girelim, onu biraz evet, sonraya bırakalım. Evet, diyorsun. Gene sinirlerim zıplayacak çünkü haksızlık karşısında tahammül edemiyorum ya. Tamam, girelim. Girelim mi? Girelim. Önce storiesinde ne paylaşmış? Benim konuştuğum bir bölüm var. Ben yarın bu programa gideceğim diyor ya. Onu paylaşalım. Onu ekrana getirelim. Ya buraya gelen 500 tane kadın da ahlaksızdır bana göre. Yarın buraya konuğum çünkü ben. Gelenin anlattığı hiçbir şey yok. Yarın buraya konuk olacağım. Ali abi benim haberin olsun. Videolarına bakın ya. Onu o kadar takip edenler de ahlaksız. Yani şimdi ne veriyor? Selin Ciğerci size ne veriyor? İşte yarın bunların hepsinin cevabını sana vereceğim Ali abi. İstediği kadar bana geçirsin. Hiç umurumda bile değil. Yok, yarın yüz yüze ya, konuşacağız. Aslında ben Ayşe Arman'ın Selin Ciğerci... Tamam Ali abiciğim. Dert Türkiye. Evet. Yani hiç mi onun böyle evet, küfür ettiği videoları izliyorsun? Benim küfür ettiğim, yani bir tane küfür ettiğim videoyu çıkart. Ben Instagram'ımı kapatacağım. Ama sen çıkartamazsan Ali abi, şu Magazin Notu'nun Instagram'ını silin sizde, olur mu? Ben en fazla bok derim. Yarın görüşürüz Ali abi senle. Evet. Şimdi bu videoyu izlediniz. Burada sonra Selin Ciğerci'nin takipçileri bana saldırıyor. Vay sen bize nasıl ahlaksız dersin. Orijinalini izleyelim, dinleyelim. Bakalım Ali İboğlu kimin için ne demiş. Buyurun. Selin Ciğerci ikinci sayfanın canlı yayında bağlandı ve dedi ki zinhar böyle bir şey yok. Biz o fotoğraflarda, videolarda güzel çıkmadığımız için Demet Akalın onları sildi. Ben kimseden para almadım kesinlikle. Düğünüme de gelecek. Böyle bir şey yok. Kesinlikle para almadım. Söylediği şey bu. Düğün bu akşam değil mi? Düğün bu akşam aynen. Evet. Yalancının mumu sönecek mi sönmeyecek mi göreceğiz. Demet Akalın. Hayır, yalancının mumu söndü ki. Dur evet. Yalancının mumu söndü. Selin Ciğerci bu şekilde bağlandı programa. Bu açıklamayı yaptı tak. Demet Akalın programdaki kızlara bir mesaj attı. Kızlardan birine. Kızlar anlattığınız olay doğru. Ama Selin çok ağlıyor. Bir orta yol bulacağız. Evet. Şimdi Selin Ciğerci Türk halkına Demet Akalın'ın bir armağanı. Tıpkı Kerimcan Durmaz gibi. Yani onlar kendi köşelerinde bir sörf yapıyordular. Demet Akalın onları arkadan itekledi. Türkiye'nin gündemine soktu. Türkiye'nin gündemine sokunca biri o yakaladığı popülerlikle
kafayı yedi, bir paylaşım çakıldı. Yaptı, çakıldı. Yani uçak, balonu çaktı, uçak çakmakla patlattı balonu, balon yere çakıldı. Şimdi Selin Ciğerci de ben sosyal medyadan takip ettiklerimden biri değil, paylaşımlarına bakıyorum, küfür var, hakaret var. Bir arkadaşa geçmiş olsun dilemek için şeye gittik, Küçükçekmece'ye. Küçükçekmece'de bir yemek yerken bir yerde baktım, bir yerde diyor ki Selin Ciğerci eğer pazartesi biz perşembe işte burada diye. Telefonu var, aradım, bir kuaför salonu çıktı. Dedim ki Selin Ciğerci... Kuaför mü? Geliyor mu buraya? Ara sıra uğruyor dedim, burada anons yapıyorsunuz. Belli ki oradan bir... Franchising. Almış 3-5 kuruş. Gel oraya gidiyor. Dedim ki yani saç mı yapıyor burada, makyaj mı yapıyor? Ne yapıyor yani? Anlatıyor mu? Oraya gidip gelenlerle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Selfie yapıyorlar. Bunu paraya dönüştürüyorlar. Yani 10 bin lira 20 bin lira ne gelirse. Bu kadar ucuzcu bir arkadaş. Tanımıyorum. Yani kimse kusura bakmasın ama cinsiyetiyle ilgili hiçbir sorunum yok. Hiç beni ilgilendirmez. Kendi sorunu ya da kendi tercihi. Sorunu da demeyeyim de. Ama sosyal medyadaki varlık biçimi toplumun değer yargılarıyla örtüşüyor mu? Yaptığı paylaşımlar ve atışmalara bakarsan bugüne kadar Demet Akalın ona destek vererek aslında hata yaptığını yeni anladı, oyuna geldiğini bence. Yani bu ne demektir? Bir etkinlikten para alıyorsun, senin gelen bu şuna benziyor. Biz buraya sanatçı çağırıyoruz ama sanatçının ruhu bile duymuyor. Her gelen sanatçı karşılığında Vedia Corp'tan para alıyoruz. Gibi. Tabii. Ondan da beter hatta. Siz ne dersiniz efendim? Ne olur bu iş? Yani dönemi değerlendirmekle ilgili bir takım şeyler var. Herkes kendi şöhretiyle ilgili anları yaşarken tabii para kazanabilir ama. Ama arkadaşını kullanarak işte, kazanmak. Yani en çok da onu az önce hani söyledi, itekleyen birini kullanıp en azından haberdar etmeden böyle bir şeye girmesi pek doğru değil. Demek ki onu da çakılma zamanı gelmiş. Ali'ye katılıyorum. Çok çok fazla bu tür hatalar, yani televizyonlar da öyledir ya, bir anda sizi şöhret yapabilir. Doğru kullanmadığınız zaman silah size tersine döner derler ki bununla ilgili çok örnek vardır. Bu sosyal medyada aynı silahın size dönmeyeceği anlamına gelmez, tam tersine döner. Yani siyasi hata yaparsınız, ahlaki hata yaparsınız, olmadık bir şey yaparsınız, yavaş yavaş izleyicilerinizi kaybedersiniz. Seni de muhtemelen önce bence en yakınım dediği Demetlere karşı en azından dürüst davranmamıştır çünkü bu iş kuaföre kadar gidiyorsa Adana'daki börekçiye kadar da gidebilir. Abi öyle ki bakıyorum ekstradan ekstraya koşuyor. Yani ya bir tane ağzında dili dönmeyen insanları dolandıran biri var. Bunu söylemesem olmazdı da belgeledik hatırlarsan. Bir aile. Hatırladım. Abi bir yere gittim. Dediler ki o geliyor ekstraya 500 kadın. Ya 500 kadın bilet almış onun için. Ya dedim ki kusura bakma eşine, onlardan birinin eşine. Yani siz o kişiye para kazandırıyorsanız ya insanlık suçu işliyorsunuz. Kusura bakma, yok kadınları eğlendiriyor. Dedim ne veriyor kadınlara ya? Ya oraya gelen 500 tane kadın da ahlaksızdır bana göre. Çünkü gelenin anlattığı hiçbir şey yok. Girin videolarına bakın ya. Onu o kadar takip edenler de ahlaksız. Yani şimdi ne veriyor? Selin Ciğerci size ne veriyor da kaç takipçisi var? Bakalım. İstediği kadar bana geçirsin. Hiç umurumda bile değil. Instagram'da. Evet. Aslında ben Ayşe Arman'ın Selin Ciğerci ile yaptığı röportajı okuyunca bir sempati duydum. Samimiyetle anlattığını düşündüm. Bir de yüzü tamamen sevgilisi tarafından asitle yanmış gencecik bir kızın tedavi masraflarını üstleneyim. 100 bin lira ödeyeyim dedi. Ayşe abi Arman zengin bir ailenin çocuğu. Onu da takdir Selin ettim. Ciğerci zengin bir ailenin çocuğu. Ama yani topluma yaptığı tek şey bir iyilik yaparak popülerite kazanma olmaması lazım. 2.2 milyon takipçisi var. Ne ürettiğine, ne bu topluma ne veriyor? Bir Selin Ciğerci'yi takip edenlerden biri yazsın desin ki ben şunun için takip ediyorum.
Tamam. İşte galiba da pek de ne veriyor kısmını sorgulayan bir takipçi grubu yok. Evet, maalesef. Ali abinin işe geri çıkıyor demiş biri. Sakin ol Ali. Allah'tan program bitti. Yani. Evet. Şimdi... Haklısın. Şekerim çıkıyor mu, düşüyor mu bilmiyorum. Düşüyor herhalde. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aa, bir dakika. Kız Selin çok komik, çok tatlı espriler yapıyor. Der Türkiye, sen arızalı biri misin? Der Türkiye. Yani hiç mi onun böyle küfür ettiği videoları izlemiyorsun? Yani sen espri anlayışın buysa sana gönderdiğimiz kitaplara yazık ya. O hiç, kadar kitap kazandın. Hiç mi okumadın ya? Espri yapıyormuş. Espri yapıyor işte, Cem Yılmaz var. Yani zeka isteyen espriler. Yani YouTube dolu espri videolarıyla. Bir kere hayatının bir yerinde bir kere yalan söyleyen insan benim gözümde bütün inandırıcılığını yitiriyor. Çünkü diyorum ki o da yalan olabilir, bu da şu da. Demet Akalın anında yalanladı ya onu. Evet. Gözyaşlarıyla bağlanmışken benim için şimdi bu dakikadan itibaren siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum ama yani yalan yerine keşke açık yüreklilik davransaydı. Şimdi ben bir cümle söyleyeyim abi. Ben bu dedim ki bu yayından dolayı o paylaşımları yaptı ya. Bize bu kadar kızıyorsan kızman evet. gereken kişi biz değiliz ki dedim. O haberin sahibi ikinci sayfa. Ben orada üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Seni de yalancı konumuna düşüren Demet Akalın. Evet. Sen bağlanıyorsun. Peşine Demet Akalın bağlanıyor. Biz orada çıkmış bu haberi ve onların açıklamalarını masaya getiriyoruz. Evet. Sen bu haberden dolayı sinirleniyorsan adresin yanlış dedim. Şimdi ben burada... Onu söyleyeyim. Kime ahlaksız diyorum? Hah. Çok açık ve net diyorum ki Elazığ mıydı, Gaziantep miydi? Böyle bir seyahatte bir kadınlar matinesi var. 500'ye yakın kadın, ismini almak istemediğim bir kendini fenomen addeden, şarkı söyleyemiyor. Bir ucube. Benim için önemli olan onun benim hafızamda nasıl yer etti? Şöyle yer etti. Bir hasta çocuğu kullanarak insanlardan para alıyor ama hastaya parayı ulaştırmıyor. Biz bunu nereden patlattık? Nur Yelitaş bu amaçla ona 400 euro mu 800 euro mu ne verdi? O hastaya 400 lira mı böyle bir şey verdi bu. Biz ortaya çıkarınca bunu niye bu kadar siyah düşün? Bunu ödemek zorunda kaldı. Benim dediğim ahlaksızlık bu. Bu insanların... kişi Selim Ciğerci değil. Evet. Adını vermek istemiyoruz şu an. Ama bir başka kişi. Anlayanlar anladı zaten. Evet. Onun altını çizeyim. Çok net bir şekilde söylüyorum. Onunla ilgili konu bittikten sonra da diyorum ki Selim Ciğerci insanlara ne veriyor? Merak ediyorum, yazsınlar. Ne veriyor ya bu kadar takipçisi? Ne veriyor ki? O zaman bilmiyordum öyle. Ödül müdül dağıtıyor. Şampuan, krem bilmiyorum. Takip etmiyorum. Ama gördüğüm, Beylikdüzü'nde gördüğüm o reklamın insanların kullanılmaya yönelik, kandırmaya yönelik bir şey olduğu izlenimi var benim. Başında söyledim, Selin Ciğerci'li benim ne alıp veremediğim olabilir. Bana ne? Demet Akalın'ın lens etmesiyle tanıdım. Demet Akalın takipten çıktı, benim de radarımdan çıktı. Bitti. Allah rahmet eylesin, güle güle. Benim için bitti. Yani şov dünyasındaki her şarkıcı, her oryantal, her oyuncu, her selebriti benim ilgi alanıma girmiyor. Bunlar içerisinde ben de kendi karakterime, kendi dünya görüşüme yakın bunun haber değeri taşıyanlar var, haber değeri taşımayanlar var. Atfedilmiş haber konusu olanlar var. Ürettiği işler nedeniyle haber konusu olanlar var. Ben ürettiği işler nedeniyle haber konusu olanlara daha çok saygı duyuyorum. O nedenle buraya davet ediyorum kitap yazarlarını. Niye? Bana ne faydası var Ali Eyüboğlu olarak? Milyonlarca şey mi geliyor, takipçi mi geliyor onlar sayesinde? En izlenmediğimiz bölümler oluyorlar. Ama içime siniyor. 100 kişi de izlese, 1000 kişi de izlese o eserlerden o insanlara bir şeyler vermiş oluyoruz. 10 tane kitap da versek insanlara bir faydamız olduğunu düşünüyorum.
Bu kadar net. Bu kadar şey. Şimdi bu, bir kere takipçilerine laf ettiğin kişi senin ciğerci değil. Ağzı dilinde dönmeyen diye bir kişiyle başlıyorsun. Ona o lafı söylüyorsun. Peşine de Selin Ciğerci bağlanınca ve o kısım alınınca sanki Selin Ciğerci'yi takip edenler de ahlaksız özellikle orada seçmişler onu ki böyle bir algılansın diye. Yani oradaki amaç belli. Bu ne zaman oldu bu? 28 Ekim 2019'da. Tarih kaç? 24 Şubat 2020. Good morning. Yani beni ne kadar jurnallersen jurnalle, ne kadar storylerle aşağılarsan aşağıla, ne kadar eziklersen ezikle, benim değerimden bir şey kaybedemezsin Selin Ciğerci. Sadece takdir ettiğim kısmım var. Benim gördüğüm videolarda benden sonrasını ne oldu bilmiyorum. Yani Ali Efendi demiyorsun, Ali abi diyorsun, onu takdir ediyorum. Ama takipçilerinden yaşımla dalga geçen, alay eden, utanmıyor musun diyen, benim utanılacak hiçbir şeyim yok. Her şey ortada. Peki şimdi diyorsun ya Ali İboğlu, önüme koy bakalım videoyu. Koydum o videoyu, buyurun. Story'sini. Bana ahlak dersi verenler buyurun. İzleyin. Evet Yasemin. Huni'yi hazırladım, bekliyorum. Bir kenara damlamasın. Değerli çünkü onun moku. Evet Selin Ciğerci'nin moku mu iyi? Konuşanlara, bana kötü yorum yapanlara, beni eleştirenlere, ilişkime, saçıma, başıma her gün aynı kıyafeti giyiyorsun diyenlere, kendini bir bok zannedenlere sesleniyorum. Uzaya gitseniz, Mars'a, ben Venüs'e geçmek istiyorum dersiniz. Bu kadar hayattan zevk almayı bilmeyen doyumsuz insanlara sesleniyorum. Gerçekten bokum iyi. Çok samimi söylüyorum. Hatta yanında bir de bir baş soğan kırın da iyi. Size o yakışır çünkü siz iğrenç insanlarsınız. İnsanların mutsuzluğuyla mutlu olan insanlarsınız. Hepinize acıyorum. Ama umursamıyorum. Ne haliniz varsa görün. Hiç umurumda bile değilsiniz. Yazık. Gerçekten yazık kız. Ne olacak sizin sonunuz? Her neyse. Thank you. Esen kalın. Evet, o tükürüğü yüzünüzde sürün. Ya Rabbi şükür deyin. Bana ne? Yani öyle bir geniş tutmuş ki arkamdan konuşturanlar, eleştirenler, kötü yorum yapanlar, beğenmeyenler hepsine bir ikramda bulunuyor. Ziyan olmasın, dışarı dökülmesin diye bundan sonra yanınızda huni bulundurun ki tamlamasın dışarıya. Çok değerli moku. Koskoca Selin Ciğer'i sıçıyor ağzınıza. Yani ondan sonra bana ahlak dersi veriyorsunuz. Tükürüyor. O kameraya, tükürdüğü kamerada izleyenlerin hepsinin yüzüne tükürüyor. Ayrım yapmıyor orada. Tükürük herkese gidiyor. Beğenenlere de gidiyor, beğenmeyenlere de. Ben öyle algılıyorum. Siz nasıl algılıyorsanız sizin tercihiniz. Bay bay. Tamam geçelim konuyu. Sen kendi açısından ben karşı çıkmama rağmen sana saygımdan nasıl evet dediğimi sonrasında ne olduğunu sen kendin anlat istersen. Ben ısrarla karşı olduğum iki kişi oldu bu programda. Diğeri kimdi ya hatırlayamıyorum. Diğeri kimdi? Söyleme. Yani geldiyse söyleme artık. Evet. Sonunda avukatıyla seni tehdit eden kişiyi hatırlarsın herhalde. Telefon bağlantısı. Senin tuttuğun avukatla. Seni bulduğun avukatla seni tehdit eden. Hatırlıyorsun değil mi? Yani i̇şte biz yeterince şans verdik. Kendini anlattı. Başkalarını suçladı. Ama günün sonunda doğruları söylediğiniz zaman sizi de gelip buluyor o insanların tuhaf yüzü. İki kişiye karşı çıktım. Biri çünkü Selin Ciğerci'nin eninde sonunda işi üste çıkmak için o videoyu aklamak için beni kullanmak istediğini hissettim. Yani günlerce sesi çıkmamış. Ya bu ne demektir? Yarın bu programa gidiyorum.
Şimdi ben bu hikayede kendimi kandırılmış hissediyorum. Selin Ciğerci'ye de bunu söyledim. Çünkü Selin Ciğerci bir kere magazin noterine konuk olacaktı. Son dakika iptal oldu. Sinirlendi. Kendisi aslında bu yayından iptal sonra... İptal oldu değil, iptal etti. Bu yayından sonra Selin Ciğerci'nin kendisi Aleyhboğlu'nu arıyor. Değil mi abi? Evet. Sana sitem ediyor. İstersen geleyim diyor. Evet. Sana öyle söylüyor. Ben de sana havale ediyorum. Sen diyorum. De bana havale evet. ettin. Ne yapalım dedin. Bence gelsin abi dedim. Tamam, hemen tarihi belirledik. Bu yayının üzerine açıkla... Yani burada adı geçen herkesin bir cevap hakkı var. Ve değil mi abi? Gelmek istiyorum. Açıklamak istiyorum. Sizi arayacağım, olay böyle değil dese, gazetecilik ilkesinde de bu var. Biz de birer gazeteciyiz. Bu var. Gelirim abi dedi. Gelsin mi? Gelsin. Benim de ısrarımla o zaman. Ben de gelmesini çok istedim. Ama ben de son onun, dakika Selin Ciğerci iptal etti. Ben de onun iyi niyetli davrandığını düşünüp, hatta o gün bana anlattı Bülent Ersoy'la birlikte. Haluk Şentürk bize kadınlar matinesi ayarladı. Bugün onun görüşmesin diyeyim. Ben de bunu yazdım. Bir de yazdın. Evet. Bak unutmuşum. Yani bunu. Kadınlar matinesi Bülent Ersoy'la birlikte. Kötü niyetim olsa niye yazayım? Benim Selin Ciğerci'yle ne alıp veremediğim olabilir. Üstelik Selin Ciğerci'nin burada anlatılan her şeye bir açıklaması var. Demet Akalın o mevzu nasıl oldu? Demet Akalın'a niye ağladı? İkinci sayfayla ne oldu? Bana yaptı ama ben şimdi onun adına bu açıklamayı yapmayacağım. Gelip bunları açıklasaydı ne güzel olurdu. Ben açıkçası bunlara bir açıklama getirecek. Sizin aranızdaki de belki birbirinizi yanlış tanıma, yanlış anlaşılma düzelecek diye düşündüm. Şöyle oldu. Son dakika gelmedi. Bu evvelindeki. Daha sonra Selin Ciğerci Selin Beauty diye bir marka çıkardı biliyorsunuz. Rujları var, BB'leri var, kirpikleri var. Gayet de başarılı gidiyor. Benim yeni yıldan hemen sonra adresimi istedi Instagram'dan. Sonra WhatsApp'tan istedi. Attım. Tabii kibarlık olsun diye dedi ki sana da göndermek istiyorum. Yani pek çok kişiye yolluyorum. Tabii dedim. İşlerinden bahsettik. Geçtiğimiz gün de tekrar aradı. Aradan 1,5-2 ay geçiyor. Hala gelmedi işte, adresini alayım vereyim derken telefonda konuşurken... İnşallah bir gün sen de gelirsin dedim ama bu biliyorsunuz hani biriyle çay içer, inşallah görüşürüz falan. O dedi ki biraz daha konuşma geçti hatta. Sen dedi boş tarihleri bana at da dedi. Ben geleyim dedi. Ciddi misin dedim. Evet dedi, yolla bana tarihleri, ben dedi geleyim. Bir saniye dedim. Ali abiye sormam lazım. Aa niye ki dedi. İstemez mi benim falan. Yok dedim, sen bir kere son anda yayını iptal ettin. Ben Ali abiye danışmak zorundayım neticede hani. Biz sana kırıldık o zaman. Hemen Ali abi, ha dedi ki bunun üzerine de tamam o zaman ben geleyim Ali abinin de gönlünü alayım. Cümleler o tamamen bu. O yayınla ilişkinde post paylaştık, iptal edince kaldırdık. Tıpkı bu pazar günü kaldırdığımız. İşleri dolayısıyla işim çıktı dedi, öyle iptal olmuştu o zaman da. Ben de böyle olunca Ali abi dedim geleyim gönlünü de alayım diyor, gelsin mi? Ali abi de bir durdu. İyi hadi gelsin dedi. Bir durmadım. Uzunca bir düşündüm. Yemekte konuştuk. Dedim ki yani... Telefonda sen, çok bekletme. Aralarda hep tabii ben bir mobil yapıyordum. Sen gelsin, çok gelsin. İstiyorsan Aynur Aydın'ın dediği gibi istişare sonucu tamam dedim. Gelsin. Böyle güzel bir şey var. Yanlış anlaşılma gidecek diyorum. Ne güzel gönlünü alacağım demiş yani. Benim için. O açıklamalarını da yapacak. Bize cevap hakkı vereceğiz. Müthiş. Derken, benim karşı çıkmamın sebebini de söyleyeyim. Yani bizim konuk profilimizi, bizim yayın çizgimizi biliyorsunuz. Selin Ciğerci bize bir şey katmaz. Bizden bir şey alır, götürür ama bize katmaz diye. Benim düşüncem o. İlkay tam tersini ben düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Çok seyirci, çok tıklanma geleceğini düşünüyor. Ben de dedim ki ya ne şanlı şekerini Arap'ın yüzü derler. Yani ben şeker hastasıyım. Şeker de istemiyorum. Araplaşmasın. O yüzden... Mevzu bu. Ama buna rağmen İlkay'ı kırmamak için ama yani geçenlerde Selin Ciğerci iptal ettiğinde demiştim yayında. Bugün benim çok mutlu bir günüm. Allah kalbime göre ne istediysem oluyor. Bu sefer de oldu. Evet. Sonra o videoları izleyince ne oldu dedim. Ya ben çok sinirlendim. İşte annem babam bir açıklama yapman lazım dedi. İşte sana bak bugünden söylüyorum ki dedi. Ya dedi hiç söylemeseydim de gelseydim dedi. Ben Selin Ciğerci'yi sitem etmek için aramıştım. Teşekkür edip kapattım telefonu. Çünkü ya buraya gelseydi de burada bir gün önce bu videoları çekmeseydi, senle kavga etseydi ben şu konuma düşecektim. Tamamen öyle hissettim. Hem Ali abiyi ikna etmiş, hem Selin'i çağırmış.
bambaşka bir şey hayal ederken burada bambaşka bir şeye vesile olmuş insan olacaktım. Yani bir de bana öyle dedi abi. Ya dedi gelseydim de orada yapsaydım. Bak dedi seni sevdiğim için dedi bir gün önce dedi niyetimi belli ettim dedi. Ne diyeyim işte böyleyken böyle oldu tamamen ne bir eksik ne bir fazla. Evet. Durum bu. Tabloyu izlediniz. Bizi eleştireceğiniz kısım da olabilir. Takdir edeceğiniz kısım da. Dediğim gibi ama bu yüzden beni homofobik ilan eden benim buradan çok net bir göndermem olacak. Aynada kendinize bakın. Benim öyle hiçbir şeyim yok. Benim hiç insanların cinsiyeti, dilleri, ırkları nedeniyle ayrımcılığa tabi tutanın insan olmadığını düşünüyorum ben. İnsanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bunu ben de yapsam aynı hatayı işlemiş olurum ki ben yapmam. Ama şuna karşıyım. Ben bir insanın bilmem ne olmasına hiçbir itirazım yok. Bu insanın seçimi, tercihi her neyse artık. Fiziki özelliği. Beyninde varsa, karakterinde varsa ondan nefret ederim. Bu. Benim çizgim bu. Beyninde ve eylemlerinde. Yani eylemlerine derken insana yapıyorsa, en yakın arkadaşına, önünden başka, arkadan başka konuşuyorsa ben buna diyorum. Selin Ciğerci benim bu konuda cinsiyet değişimi yaşadıkları konusunda bilakis takdirimi kazanmış biri. Çünkü büyük bir bedel ödüyor. Uzun, gerçekten zorlu bir süreç geçiriyor ki istediği bedene sahip olabilmek için. Sonrasında da bir film çekeceğini söylüyor. Aileler nasıl yaklaşmalı, ne olmalı? Ailesiyle de iyi bir iletişim var. Neticede keşke böyle olmasaydı. Yani bugüne kadar Bülent Ersoy'la çok tartıştım. Benim gıyabımda canlı yayında bir sürü şeyler söyledi. Hiç benim ağzımdan onun cinsiyetiyle ilgili bir şey duydunuz mu? Duymasınız. Öyle bakmam olaya. Size de tavsiye ederim. Bu sizi rahatlatır. İnsanların söylemleri ve eylemlerine bakın. Yatak odasında ne alt yerlerse yesinler. Kimseyi ilgilendirmez. Aynen öyle. Evli barklı kadın üstelik. Yani. Peki. Böyle oldu abi. Evet, i̇ptal eden de şunu söyleyeyim. Yayını iptal eden de ben oldum. Selin Ciğerci de anlayışla karşılıyorum dedi. Dedim ki çünkü iş böyle değildi. Rengi değişti. Bu noktada gelmesen benim için çok iyi olacak. Tamam dedi o da. Yani hiç şaşırmadı. Peki. Mevzu bitti. Hı. Gelelim Seren Serengil konusuna. Başlayalım mı, evet, onunla abi? Bizim başından beri takip ettiğimiz bir konu. Seren Serengil de açıklamalarını bu konuyla ilgili Magazin Noteri'nde yapmıştı. Uzunca bir yayın çektik. O yayını da izleyebilirsiniz. Soluksuz izlenecek. Yaşar İpek'le evliliğinin bütün detaylarını anlattığı bir 2,5 saatlik yayınımız var Magazin Noteri'nde. Bu arada Seren Serengil'in 13 Mart'ta Yaşar İpek'le ilk boşanma davası görülecek. 13 Mart'ta, 16 Mart'ta Seren Serengil, yani Cuma günü dava görülüyor. Pazartesi günü Magazin Noteri'ne geliyor. Sana da çok selamı var. Aleykümselam. Bu arada yayında çok telefona bakıyorsun, telefonla ilgileniyorsun, ayıp oluyor diyenlerin boyu uzasın. Telefonum burada, hiç elime bile almadım. Bundan sonra da almayacağım. Alma vallahi abi. Yayında ne güzel yayın oldu ne ya. Söylerseniz söyleyin. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın. Aynen. Yayın sonrası yorumlar daha da önemli. Yayın sırasındakiler de çok önemli. Yazın elbette, evet. Ama sinir hoplatmak için yazılanlar da çok belli. Yaşar İpek ile Seren Serengil'in arasında iki boşanma davası var. Biri, bu onaylar ilk çıktığında Temmuz ayında Yaşar İpek'in avukatıyla açmış olduğu çekişmeli boşanma davası. Bir diğer davayı da Seren Serengil yaklaşık 10-15 gün önce, yani çok yakın bir zaman önce Yaşar İpek'i açıyor. Yaşar İpek'in açmış olduğu davanın ilk duruşması da 13 Mart'ta görülecek. Ortaya çıkan yeni detay şu ki her iki tarafla da görüştüğümüzde Yaşar İpek'in avukatı diyor ki hani Seren Serengil hiçbir şey talep etmiyordu. Seren Serengil'in açmış olduğu boşanma davasında yüklü bir tazminat talebi var, nafaka talebi var, neticede maddi istekleri var. Boşanmak isteyen insan bir an önce neden bu talepleri ister diyor Begüm Gürel. Ve belgeleriyle de iddialarını kanıtlıyor. Seren Serengil tarafında iletişime geçtiğimizde ise işin rengi bambaşka. Bu Yaşar İpek ne yapmış biliyor musun Ali abicim? Sen anlat. Ben bu arada gideyim bir
İsmail Türü'de bağladım yine. Ha tamam, anladım. Postuklarımı bir kurutup geleyim. Postuklar makinesinde. Yine iddialara göre, yakın kaynaklarının doğruladığına göre ki bu iş çok yakın zamanda patlayacaktır diye düşünüyorum. Yaşar İpek'in çok yakın arkadaşları da var bu itirafçıların içinde çünkü. Yaşar İpek bu Seren Serengil ile arasında yaşanan husumetin ardında Seren Serengil'i iddiaya göre dolandırmaya kalkıyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yaşar İpek'in hesapları blokajlı. Yani bir insanın borcu çok fazlaysa bankalara ya da kredisi varsa vesaire, oradan direkt bankalar para çekme hakkına sahip oluyorlar, biliyorsunuz. Hesapları bu şekilde blokajlı olunca evliliği süresince çıkmış olduğu sahnelerin ücretinin Seren Serengil'in hesabına yatmasını rica ediyor. Benim de bütün ödemelerim eşimin hesabına yatar. Çünkü internette çok daha kolay işte yapar işlerini vesaire. Pek çoğunuzun başına geliyordur bu. Seren Serengil de bunda hiçbir mahsur görmüyor. Ama gelin görün ki bu olaylar yaşandıktan sonra Seren Serengil'in evine birden haciz geliyor. Seren Serengil ne uğradığını şaşırıyor. İsim ne, kim, neden haciz geldi anlamaya çalışırken Yaşar İpek'in yakın bir arkadaşı devreye giriyor ve diyor ki olayı itiraf ediyor. Seren Serengil'e yatan paraların, Yaşar İpek sahneye çıktığı için yatan paraların, Yaşar İpek'in o firma sahiplerini arayarak, ya siz Seren Serengil'e bir para yatırmıştınız ya, nasıl olsa Yaşar İpek konser ücreti dememiştiniz, direkt bu meblağı yatırmıştınız. Şimdi o meblağı ben o zaman ona borç vermiştim diye geri isteyin, olmadı haciz gönderin, sonra da parayı kırışalım diyor. Yani iddia o kadar büyük ki Yaşar İpek tüm yaşananların dışında, Seren Serengil biliyorsunuz karnındaki bebeğini düşürdü. Seren Serengil daha ayrılığının ilk günlerinde Yaşar İpek'in başka kadınlarla birlikte fotoğraflarını gördü. Ve bütün bunların üzerine, bütün evliliği boyunca da bütün harcamaları Seren Serengil'in yaptığına dair de yine dava dosyasında bazı belgeler olduğu söyleniyor ama gizlilik kararı var. Onun için erişemiyoruz. Erişsek de detayları tamamıyla aktarmak mümkün değil. Ama Yaşar İpek bir de üstüne Seren Serengil'den iddialara göre, Yaşar İpek'in arkadaşının iddiasına göre para koparmaya çalışıyor. Bunun farkına varan Seren, aynı arkadaşı Yaşar İpek'in Seren Serengil'e de ulaşıp bunları anlatıyor. Ya Seren böyle 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 oldu diye. Ve Seren Serengil diyor ki yeter artık. Tüm bunların yanında bir de bu şekilde suistimal edilmek isteniyorsam, avukatına bir talimat veriyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün harcamaların, evlilik boyunca gelinlikten tatillere, balaylara bütün harcamaların delilleri ibraz ediliyor. Ve bunların yarısı talep ediliyor. Yaşar İpek'ten aynı zamanda da 500 bin TL manevi olarak tazminat isteniyor. Durum bu. Ali abi, Allah'tan telefonda da konuşmuştuk seninle. İddialar vahim. Evet. Allah, ben yokken de idare edebilecekmişsin, onu bir denedik şu anda. Yasemin Genel'in diyaframını çok açtırmışsın. Çamaşır suyuna batmışız gibi duruyor. Evet, genel resimde çok farkımız evet, var. Yani yakına girdiğimiz zaman 5-6 diyaframsa genelde 3,5-2. Bir de Bade, o genele bir girer misin şu anda Yasemin? Biraz katrajla, katrajla ikimizin omuzlarına kadar, şuralara kadar gel. Oo, siyaha düşürdün bizi bu sefer de kız. Biraz da hafif, biraz daha geri al. Geri, çok geri. Karanlığız. Evet, şimdi aç diyaframı. Aç, aç. Aç, 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 aç. Bravo. Bu. İki cümleyle olayı tekrar özetliyorum Ali abicim. Özetlemene gerek yok, biliyorum. Yaşar İpek bir de Seren Serengil'i şimdi dolandırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Buna tahammül edemeyen Seren Serengil de yeter artık deyip tazminat istiyor. Mahkeme karar verecek buna. Ben Yaşar İpek'le ilgili iyi ya da kötü hiçbir şey söylemek istemiyorum, muhatap olmak istemiyorum. Seren Serengil geldi mi anlatır. Sen zaten anlattıklarını özetledin. Geçelim Yeşim Salkım'ın Lerzan Mutlu konusunda yanıtına. Evet. Bu arada bir bomba vereyim ama ya Seren Serengil'le ilgili. Söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Evet.
Seren Serengil'in de bence karnında kelebekler uçuşuyor. Şöyle, Seren Serengil'e bu konuda çok yorumlar, baskılar da var. Yani onu heyecanlandıracak biri var hayatında Seren Serengil'in. Bunu söyleyeyim. Ama şöyle yorumlar da Seren Serengil'e çok yapılıyor. Çünkü storylerini de paylaşıyor. Ya onu yakından takip edenler, ona ilgi duyan, ona iltifatlar eden birinin hayatında olduğunu biliyorlar. Ali abicim, ben de artık storylerini takip ediyorum yakinen, biliyorsun. Ve takipçiler diyor ki sen Gülben'i bir zamanlar çok eleştirmiştin. Evet. Şimdi senin bir resmi nikahın var. Neden biriyle bir duygusal yakınlık kuruyorsun? Ama burada iki detay var. Birincisi, Seren'e açık açık sordum. Seren, storylerini görüyorum. Biri var mı? Evet, beni heyecanlandıran biri var ama asla bir ilişkim yok. O kişi de zaten o kadar düzgün biri ki senin bu sürecin bitmeden benim senden hiçbir talebim olmayacak, hiçbir şekilde ilişki istemeyeceğim dedi. Ama hayatımda ruh olarak, varlık olarak ilgisini bildiğim, beni de mutlu eden biri var, evet dedi. Açık yüreklilikle, bunu da söyleyeyim. Yani çevresinde çok sevdiği biri. Platonik aşk şu anda ilişkiye dönmedi, öyle mi? Evet, ilişkiye dönmedi ama dönsün diye her iki taraf da bekliyor. Ama yani insan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir elektronik ortamda boşanma davası açıp bak sevgilim boşanıyorum diye mesaj vermez. Ama bir de şu var abi, Seren Serengil'e şu an evli diyemeyiz. Her ikisi de o kadar birbirinden kopuklar ve koptular ki. Yani magazini takip edenler ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha, çok sıcak haber abi, evet. Değil mi? Evet, o taze evet. Haber. Evet. Bize de deli gibi yazıyorsunuz. Şu evet. Anda yorumlarda da var. İlgilenmiyoruz arkadaşlar evet. İşin o kısmıyla. Evet. Ama Seren Serengil birebir sorduğum için söylüyorum. Biz ilgilenmiyoruz. mağdur kadın çıkıp konuşursa, hakkını ararsa o zaman bu masada o ilişkiyi konuşabilir. Şu anda bizi ilgilendirmiyor. Şu anda işin dedikodu kısmı. Biz sadece geyik yapıyoruz başka taraftan. Evet. Seren Serengil aldatıyor sayılır mı Yaşar İpek'i? Ya bitmiş zaten iş. Platon, şimdi o bu işler tartışmalı işler. Yani kağıt üzerinde bitmedi. İyi bir yere müracaat ettiğinde evli yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Ama tamamen duygusal olarak koptular. Yaşar İpek'in kaçıncı sevgilisi oldu? Teknelerde basıldı. İlk gün Ece Erken'e gitti. Daha kadının çocuğu ama, düştüğü gün yazdı. Tamam. Ama neler. Mahkemeye, kanun huzuruna çıktığın zaman kanun ne diyor? Evlilik birliği içinde mi? Evet. Diyor. Zaten onun içinde bir ilişki yok evet. Yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani bu şuna benziyor. Ama yine de aynı şey değil yani. Gülben Ergen'le kıyaslıyorlar. Hani bir zamanlar aynı şey demek de büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Onunla aynı şey değil tabii ki. Değil yani. Onunla aynı şey değil. Peki gelelim Yeşimsal Akım Lerzan Mutlu'ya. Ne güzel bize özel sıcak sıcak taze taze haberler. Lerzan Mutlu bir önceki yayında konuğumuzdu. Ne dedi Ali abicim? Çok konuştum. Devreye girmek ister misin? Senin dikkatini, ya hepimizin dikkatini çekti. Haber de oldu her yerde ama. Yeşim Salkın beni blokladı dedi. Evet. Gülben Ergen'le muhabbet ettiğim için gece komun gecesinde beni blokladı dedi. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Düşmanımın dostu düşmanım. Ay çok zor benim. Düşmanımın dostu. Ha benim düşmanım. Evet. Tamam. Düşmanımın düşmanı dostum. Ben Fatih onu gerektiriyor. Düşmanımın dostu düşmanım. Ya ne düşmanımla dost olamazsın. Ya. Benim dostumsa düşmanımla dostluk yapamazsın. Bu mantık bu. Tabii. Evet. Mantık bu. Mu bilmiyorum. Yeşim Salkım'ın bir itirazı var buna. Bu haberleri Instagram'da paylaşınca hemen bir mesaja geri döndü Yeşim Salkım. Dedi ki o iş bildiğiniz gibi değil. Nasılmış? Sonra ben de onu sordum tabii ki gazetecilik refleksiyle. Peki nasıl yarın sizi canlı yayına bağlasak dedim. Ama diyor ki yazdım hatta ekleyip çıkartmamak için. Çok kolay elde edilmemiş bir hayatım var. Adımın artık kimseyle anılmasını istemiyorum. Boş muhabbetler beni her anlamda çok yıprattı. Şimdi şarkısı çıkınca mı aklına geldi Lerzan'ın? Bu olay bir sene önce yaşandı diyor. Şarkısı çıkınca mı aklına geldi diyor, onu blokladım diyor, dedi ya Yeşim Salkım'ı seviyorum, benim bloğumu kaldırsın. Bir de bir cümle seçecek olsam
şunu söyleyeyim. Ben kime ne yaptıysam hak etmiştir de yapmışımdır. Buna emin olun. Diyor Yeşim Salk. Evet. Geri vites yok yani. Geri vites yok. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman isterseniz. İki kişi arasında geçen bir tartışma, kavga, diyalog. Biz ancak onları söyledikleriyle aydınlanabiliriz. Kim ne, kim gerçekten doğruyu söylüyor bilemeyiz. İki taraf da kendince doğruyu söylüyor. Ama iki tarafın söylediğinden bir doğru çıkmayabiliyor. Evet. Gene anlaşılmadı mı söylediğin? Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı. Yeşim Salkım ne zaman isterseniz seve seve sohbete gelirim ama bu konu için bağlanmam dedi. Yeni şarkısı da hayırlı uğurlu olsun. Katil Uşağı tamamen dinledik YouTube'da. Evet. Çok da güzel, keyifli bir şarkı evet, olmuş. Katil Uşağı. Herkesin klibini paylaşıyorsun. Yeşim Salkım'ın Katil Uşağı'nı niye paylaşmıyorsun diye soranlar var. Net söyleyeyim. İsterseniz canlı yayında da test ederim. Yeşim Salkım'ın o postu kopyalanmıyor, error veriyor. Onun evet, için, ben de kopyalayamadım. Onun için paylaşamadım. Hmm. Yani isterseniz canlı yayında deneyeyim nasıl error verdiğini görün. Enteresan. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu işleri bilmiyorum ya, canlı yayında sorayım sana. Bu takipçiler bana da söylüyor. Onu niye paylaşmadın bunu? Ben müzik direktörü değilim ki. Ya da ne bileyim böyle milyonlarca takipçisi olan biri de değilim. Zaten o sanatçıların çok takipçisi var. Benim garip 70 bin takipçimin tabii ki faydası olur. Çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Ama böyle paylaşmak zorunda mı insan? Böyle bir baskı var. Onu paylaştım, bunu paylaştım. Ya insanlar herkesi kendi gibi yaşamaya mecbur ediyor. Sana alternatif sunmuyorlar. Böyle bir abesle iştikal durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu Yeşim Salkım'ın klibi bu. Gir. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Kopyalıyoruz. Geliyoruz riposta. Lan dişçiye gidersin de diş ağrısın biter ya. Bir de burada evet. Ha aynen dişçiye gidersin. Yok bu şey başka bir şey. Evet bu. Oldu mu? Olmuyor ya bende de. Ne öyle diyor burada? Onu verelim. Error veriyor. Bir daha çağırayım. Download error. Okudunuz mu? Ya niye kayboluyorsun ikide bir? Evet bir daha. Evet. Teşekkürler. Belgesiyle her şey. YouTube'a evet. Girin. Katil Uşak yazın. Yeşim Salkım yazın. Klibi göreceksiniz. Ben de haberde yer olduğu için işte o klip bu klip diye paylaşmak istedim. Herkesin merak ettiği klip ama aynı şeyle karşılaşmıştım. Ya bu arada söyleyeyim, Yeşim Salkım'dan da para almadım o yazı için. Ben kimseden para almam, satılık kalem diyelim. Satılık kalem olanlar varsa bana da haber verin, fiyatlarını öğrenelim yani tetikçilik yaptırmak için. Herkesi satılık sanmayın. İçimden geliyor, yazıyorum. İçimden geliyor, paylaşıyorum. Canım istiyor, konuk ediyorum. Canım istiyor, istemiyor, konuk etmiyorum. Bu kadar basit. Hayattan zevk almaya bakıyorum. Şurada ömrümün son demi, sonbaharı. Yaz deseniz evet. De yazmıyor bir de zaten. Hı. Mesela ben partneriyim bir yıldır. Bir belgesel editörlüğünü, baş danışmanlığını yapıyordum. İki defa rica ettim. Bana ne ya? Ya söylediğiniz de ters tepebilir. Evet. Öyle. Kolay değil o işler. Ya beni bilen biliyor. bilmeyen kendini bilsin. Yeter. Beni bilmesine gerek yok. Evet geçelim şimdi. Survivor. Çocuk. Ne? Çocuk Atakan filozofaya, Atakan'a. Tamam. Emrah'ın oğlu da beni çok etkiledi. Milyonlarca insanı ona geleceğiz. Survivor dediğim oğlu. Emrah'ın oğlundan çok o yarışmada genç yaşta kızı kanserden ölen adamın hikayesi. Hmm. İlk gece beni yazamadım onu. Yani içimi parçaladı adamın o dramı. Bir babanın yani bilgisayarda ilk Survivor izlenimlerimi yazarken notlar aldım. Ona ilişkin notlar aldım ama yazamadım. Yüreğim yetmedi. Yemin ediyorum. Yani yazın Allah, o yazın abi. Allah hiçbir insana evlat acısı gerçekten yaşatmasın. Düşmanım da dahildir buna. Ah gerçekten öyle. Kimseye evlat acısı vermesin. Kimseye vermesin. Survivor'a girdik, devam edelim abi buradan. Evet. Çünkü Tayfun da bir evlat ya. Hem de Emrah'ın evladı.
Yeni sıcak haber o. Tayfun biraz kendini hiç ağırdan satmadı. Yani hayata tutunabilmek için her işe maydanoz oldu ya. Nasıl satsın abi ağırdan? Anlıyoruz ki yoklukları abi içinde yani, büyümüş, babasız büyümüş. Tamam babası nasıl büyüdü. Nasıl ağırdan satsın? Şimdi Emrah da babasız büyüdü. Nasıl tutundu hayata? Yeteneği bir meslek var. He? Yeteneği var, sesi var. Bir meslek edin. Yani oku, bir meslek edin. Bir meslekle bu ülkede insanlar ayakta kalabilir. O yani faydası yok sana. Şeyin faydası yok abi. Babanın faydası yok. Öldü kabul edeceksin. Yok kabul edeceksin. Dünyada yetim tek o değil ki. Niye ama ölmedi? Ebru Gündeş ne yaptı? Gitti bir adamın mezarının başında ilk şöhret olduğunda, Tanrı misafiriyle çıkış yaptığında gitti adam mezarının başında başını örtüp dua etti. Babam burada yatıyor diye. Adam çıktı dedi ki ne ölmesi, ben yaşıyorum. Sonra ne dedi Ebru Gündeş? Benim için öldü. Benim için öldü dedi. Yani ya öyle yapsaydı bence yani annesi gibi vakur durmadı. Annesi çok vakur durdu. Mudana etmedi. Evet. Ama yani o kanal senin, bu kanal benim dolaşmadı. Hukuk nezdinde hakkını aradı ve elde etti. Ben yani şimdi Al Pacino ile beraber olan bir kişi açıklama yaptı. Hmm. Diyor ki Pinti. Pinti. Yani çiçekten başka bir şey almamış kıza. Ama kusura bakma da şimdi aramızdaki yaş farkını gideremedik. Aradığındaki yaş farkını para mı giderecekti? Evet. Evlendi, ya onunla beraber olduktan sonra Al Pacino'nun yaşının kaç olduğunu öğrendin. Biliyordun. Sinema tarihi kadar eski bir yaşı var Al Pacino'nun. Adamdan para çıkmayınca kötü oldu adam. Pinti. Ya, senin niye hayatta ayakta kalmıyorsun, para kazanmıyorsun? Niye Al Pacino'nun parasına ihtiyacın var? Abi pek çok bir kadın bir erkeğin parasına muhtaç olunca onun her şeyine muhtaç olur. Ayakların üstünde dimdik ayakta duracaksın. Kesinlikle olay budur. Ama pek çok kadın hayali üniversiteyi bitireyim, meslek sahibi olayım değil, acun gibi bir koca bulayım. Boşansam da rahat edeyim. Bir tane de çocuk yaparsam oh ne kadar iyi olur kafasında. Şeyma'yı tenzih ediyorum. Yakinen tanıdık, onu gördük. Ona söylemiyorum bu lafları, yanlış yere gitmesin. Ama pek çok genç kızın hayali onun yerinde olmak. Ya da onun gibi olmak, onu biliyorum. Emrah'a dönelim. Evet. Dün gece izledin mi programı abi? Tanıtımları yok. Çıkmıştı. Haber de öyle çıktı. Ben izlemedim. Bu ara Narkos'un yeni sezonunda takılıyorum. Yani niye çektiler bu ikinci sezonu, onu da anlayabilmiş değilim. Bu kadar kötü bir... yani bitirin ya. Para için her şeyi yapmayın. Bitirin. Bitti. Yani şey Escobar yoksa Narkos da yok ya. Yani uydur uydur yaz. Uydur uydur yaz. Ve diyorum acaba konu nereden heyecanlanacak? Gök gelmiyor bir türlü heyecan. Hmm. Narkozu bitireyim dedim de bitiremedim. Sen bitir abi Narkozu. Bitireceğim Narkozu, bitireceğim. İzle ve bitsin Narkoz. Çok zor bir çocukluk geçirdim diyor Tayfun. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken, 1. sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim. Haberlerde yazan buydu. Programda buna ilaveten bir de şunları söyledi. Daha ilerleyen yaşlarımda babam dedi ki istersen gel benimle yaşa, istersen şu muvafakatnameyi imzala. Her şeyden vazgeç, bütün oğlum olduğun için sana geçecek haklardan vazgeç, sana Bursa'dan bir ev alayım. Onu imzaladım. Bursa'dan bir ev aldı. O günden beri babamı ne gördüm, ne duydum. Ama şu beni çok etkiledi. Onun için KC'ye de onu yazdırdım. Keşke babam benimle gurur duysaydı. Bilmiyorum, belki de duyuyordur. Babam son bir kez bana sarılsın isterdim dedi. Ya ne olursa olsun bir evlat Ali abi ya. Bu kadarını yapabilmeli insan. Aklı başı yerinde. Bu Ebru Gündeş'in Pejmur'da babası değil, ben onu bilmiyorum ama çaresiz, parasız, pulsuz, cahil, cühela, kimseyi küçümsediğim için söylemiyorum ama bunları akledemeyecek biri olmadığı için çok şaşırıyorum. Ne diyeyim şimdi yani? Survivor'a da damga vurdu yani. Tayfun istenmeyen bir çocuk. Ne suçu var ya? Hiçbir suçu yok.
Yani annesiyle Emrah'ın kaçamağının bedelini bu çocuk hayatıyla ödedi. Ama diyorum ki bazı şeyleri içselleştirip içine sindirmen lazım. Gömeceksin. Emrah'ı göm, canlı canlı göm. Peki niye de diyor ki orada, babam son bir kez bana sarılsın, çok isterdim, bir kez ya diyor. Belki bunu duyup vicdana gelir, bir sarılır o zaman ya. İmzalama o sözleşmeyi, muvafakatnameyi. Aklın neredeydi onu imzalarken? De ki o zaman sen, baba yani ben senin vereceğin dairenin içine ederim. Sen bana bir baba şefkati göster yeter, ben ayaklarının üstünde dururum. Yani tercihini yapmışsın o sözleşmeyi imzalayarak Bursa'da bir daireye. Vay be. Bir evlat Bursa'da bir daire eder. Hani bu de Emrah iyi bir şey mi yaptı? Hayır. Kınanacak bir şey yaptı ama sonuçta baba oğul arasındaki ilişkiye girdiğin zaman yarın öbür gün şikayet ederler. Yarın öbür gün onlar iyi olursan, iyi kötü, olursan kötü olursun. Akraba. Onun için ben genel geçer açıklamalarda geçiştireyim bu konuları. Onlar iyi olsun, keşke de biz kötü olalım, çok isterim. Vallahi isterim bu konuda. Niye kötü olayım ben ya? Bana ne? Ya hani... Bana mı sordular? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Ne bileyim. Peki bir başka evlat, Atakan. Evet. Tayfun 29 yaşındaydı, Atakan 10 yaşında. Gerçekten insan artık yüreği sızlıyor. Son haber şu. Ali abi bir güzel, çok güzel bir yazı da yazdı. Yani bütün duygularımı ifade ettin, evet. Abi. Oradan da bize mutlaka genel bir resimde bir çıkarımın olacaktır. Ama ilk videoyu çeken kişinin açıklamalarından birkaç cümle okuyayım size önce. Evet. Fethi Çağıl diyor ki, kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesine hareketle yaptığım bir paylaşımdı. Başka hiçbir şey düşünmedim. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim. Ama videoyu silmeyi de düşündüm. Sonra o kadar küfür içeren yorumlar geldi ki. Videoyu silse ne olacak? O kadar çok kopyalandı ki. Geçmiş doğru. Olsun. Doğru. Evet. Ben Atakan'ın, bak şunu da çizdim abi. Ben Atakan'ın YouTube kanalı olduğunu da gördüm. Üzüldüm. Oraya baktım. Başka kitap evlerinden paylaşılmış farklı videoları da var. Niçin dolaştırılıyor onu da bilmiyorum. Atakan böyle kitapçı kitapçı. Belli ki bu çocuğun bu konuşma yeteneği. Ezber yeteneği, ne kadar algılıyor söylediklerini onu bilmiyorum, ona uzmanlar karar verecek ama var. Ama kitapçı kitapçı dolaştırılması, bir YouTube kanalının olması. Bak biz seninle ikimiz bir araya gelip bir YouTube kanalı açtık. Bana tek başına aç desem ben açamam 40 yaşında kadını. Şimdi bu daha öncesinden açılmış bir YouTube kanalı var. Parklarda marklarda çekim yapılmış, bir şey olmamış. Şimdi önceki akşam... Yanılmıyorsam şeyde Haber Global'de Acar Baltaş da dahil olmak üzere uzmanlar bu konuyu masaya yatırdılar. Ben Acar Baltaş'ın bu konuda söylediklerine, ki Acar Baltaş'ın tahlillerine çok acayip değer veren biriyim. Çok güzel şeyler söyledi. İnsanlar onu YouTube'da bulup izleyebilirler. Bu çocuğa yüklenmek yerine bu çocuğu koruma altına alıp bundan ileride yararlanmak için suyunu çıkarmadan, üzerinden prim yapmadan bu çocuktan yararlanmak gerekiyor. Deniyor ki işte 8-10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen çocuklar var, matematikte dünya birincisi olan çocuklar var. Onlar niye gündeme gelmiyordu? Bu çocuk geliyor. Bu çocuk yaşından büyük laflar etti. Sonuç itibariyle o yaştaki çocuklardan duymaya alışmadığımız sözlerdi bunlar. Ama yani unutmayalım, bu çocuk 10 yaşında. Çocuk. Çocuk ya. Yani bunun şurada vicdansızlık geliyor bana. Bana teklif etsen desen ki Ali abi biz Atakan'ı yayına çıkaralım, ben karşı çıkarım. Evet, ben de onu düşündüm. Yani biraz da insanlar bu tip insanları malzeme olarak kullanıp kendi hedefleri için, hani diyorsun ya, yayın evi niye dolanıyor? Hakikaten niye dolanıyor? Ha, kadın da bunu tekrar sormuş. YouTube kanalı açan anne babalarla ilgili mutlaka konuşulması gerekiyor. Çocuklarını niçin kullanıyorlar diyor. Yani burada önemli medyada olan çocuk istismarı. Burada önemli olan bir şey daha var. Bu çocuğun üstündeki
Hırka el örgüsü bir hırka. Hı hı. Yani benim oğlumun da var. Bu toplumda trend kıyafetler akımın peşinde değil de ev ürünü, anne ürünü şeyleri giyen büyümüş de küçülmüş bir çocuk portresi de var. Yani tabii. Bu aslında uzmanların üzerinde çok topluma mesaj verecekleri bir konu. Biz çocuk yetiştirirken ezbere yetiştiriyoruz. Hiçbirimiz çocuk yetiştirme konusunda eğitim almıyoruz. Ben çok kitap okuyorum bu konuda. Okudum. Yani. Ama ne kadarını yapabiliyorsun? Yani 82 milyonluk ülkede bu konuda bilinçli herhalde 10 bin anne yoktur. Yani. Tabii öyle bir eğitim verilmiyor, öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Ya sadece çocukları siber saldırılara karşı, internete karşı koruyamadığımız bir ortamdayız. Yani çocuklar dün bir kahvaltıdaydık. Yemin ediyorum doğal dükkandaki çocukların %90'ının elinde iPad ya da cep telefonu vardı. Kahvaltıya gittiler aileyle. Şeyle çocuklar onunla oyalanıyor aileler sohbet ederken. Yani orada neye teslim ediyorsun sen onları? Rahat yesin diye hemen yesin. Ama yemiyor yoksa yemiyor. Işte, yemiyor. Şöyle artık aileler çocuklar böyle. Çocuk böyle bakıyor alttan üstten geliyor yemekler. Bu nesil nasıl bir nesil bakacağız? Bu konuda hiç yorum yapmıyorum. Benim kanaatim şu. Y kuşağı yıldıran bir kuşak. Benim oğlum Y kuşağıdır. Z kuşağı ziyan bir kuşak. Ülkeyle ilgilenmiyorlar. Şimdi alfa başladı. Tekrar. İyi bir şey mi alfa? Alfa'nın, alfadan umutluyum bakalım. Ne alt olacağıyla da belli olacak. Umutluyum. Çünkü onları akıllı telefonlar yönlendiriyor. İnşallah akıllarını başlarından almaz. Evet geçelim. Atakan'ın Aleyna ile bir şey oldu. Muhabbeti. Onu verelim Aleyna niye o topa girdi? Ben seni çok iyi anlıyorum. Sen 17 yaşında şöhret oldun. O çocuk 10 yaşında. Sen 17 yaşında şöhret olduğundan böyle bir beylik lafın var mıydı? O da pek 16 yaşında biri gibi değildi girdiğinde. Hani kocaman bir. Ha, onu demek istediği ben de o yaşlardayken bu kadar bilinçli, bu kadar bir çocuktum diyor Aleyna. Ne diyor bak söyleyeyim. Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı. İlaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülerizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan. Ben çok samimi buldum aslında. Kötü ne var burada? Vallahi ben hazır fırın yanmışken bir ekmekte ben pişireyim mantığı buldum. Yani fen laboratuvarı vardı da Türkiye gündemine niye gelmedi? Ne bulmuş Aleyna? Ne icat etmiş? İşte doğru eğitim alsaydı belki bilim insanı olacaktı. Ya benim 80'li yıllarda tanıdığım hatta bizim nişan evlilik fotoğraflarımızı çeken İrfan Yonaç askeriyeden ayrılmış bir subaydı. Fotoğraf stüdyosu vardı nişan Osman Bey'de. Onun çocuğu vardı. Onun bir dairede home office olarak kullanıyordular. Hem stüdyo vardı hem de çocuk ilkokula daha gitmeden evde Ana Britannica'yı ezberledi. İlkokula başladı birden beşe geçirdiler onu. Ertesi sene ortaokula başladı. Ortaokul sona geçti. Liseye kaydettiler onu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Konsolosluğu devreye girdi. Çocuğu üstün yetenekler kotasından Amerika'ya üniversiteye aldılar. Kaç yaşında? 9 yaşındaydı. 9 yaşındaydı. Amerika'da üniversite. Sonrası ne oldu bilmiyorum. Ama Ana Britannica'da ne varsa çocuğun ezberindeydi. Yemiş yutmuştu. İşte. Yani böyle böyle bir beyni Amerika keşfetti, aldı götürdü Amerika'ya. Amerika'da yaşıyorlar yıllardır. Şimdi irtibatımız koptu ama onlar gittiğinde böyle sosyal medya falan yoktu. 80'li yılların sonundan bahsediyorum, 90'ların başı. Hı hı. İleride ne oldu bilmiyorum. Nasıl bir devamı geldi eğitimine. Milli Eğitim Bakanımız da Atakan'la ilgili gerekenin yapılacağını, aileye ulaştıklarını açıkladı. Türk Psikiyatri Derneği Başkanı da dedi ki Atakan'dan çok ailesinde bir sorun görüyorum. Yani çocuk onları yönetiyor. Bunun için de çok eleştirildi ya. Geç falan dedi annesine. Evet. Aslında işte doğru davranışları gösterecek olan ebeveynler. Aleyna'ya gelelim. Aleyna'ya Atakan cevap verdi. Dedi ki Erol Köse'yle de birlikte. Yani Erol Köse mi söyletti ne oldu diye de bir hinlik var. Erol Köse'nin arası kötü mü ya? Kimi?
Aleyna ile Erol Köse'nin? Bilmiyorum. Aleyna, Erol Köse ile niye buluştu? Onun Uçan Kış TV'de biliyorsun Erol Köse yorum yapıyor ya. Evet. Atakan oraya da çıktı. Kaçırmışsın. Öyle mi? Uçan Kış'a mı çıktı? Oraya da çıktı. Vallahi kaçırdım. Orada daha Erol Köse bir yayın önce story çekiyorlar. Tabii bu Aleyna da bu lafı etmiş. Şimdi Erol Köse de magazincilik yapıyor evet. Yani. Evet. Magazin cin. Yorumluyor. Cin. Erol Köse cin. Atakan'a diyor ki Erol Köse. Erol Köse Tayyar Işık'sa Can ve iki kızla birlikte isim Esra Balamir, öteki kimdi? Bizim çok iyi tanıdığım bir kız. İyi ki iyi tanıyorsun. İyi ki iyi tanıyorsun diyorum. İyi ki iyi tanıyorsun diyorum. İsmi gelmiyor aklıma. İsim ha. Hafızamda tutamıyorum. o kızla birlikte program yapıyorlar. Erol Köse gene sazı almış eline. Soru oradan geliyor ama kameraya konuşuyor. Buradan selamlar gönderiyorum. Neymiş aslında münhasır. Neyse Atakan da diyor ki ben Atakan'a kimi dinliyorsun diyor Erol Köse. Atakan da diyor ki ben size kimi dinlemediğimi söyleyeyim en iyisi. Ben bir rap dinlemem, iki Aleyna Tilki dinlemem diyor. Aleyna Tilki muhabbeti buradan mı? Hayır, önce Aleyna benim seninle tanışmam lazım Atakan, ben de senin gibi bir çocuktum diyor. He. Sonra Atakan cevap veriyor, ben Aleyna dinlemem diyor. Evet. Sonra Aleyna diyor ki dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik diyor. Bir de kalp koyuyor. Şimdi Aleyna'nın sözlerinde ne kadarı ciddi, ne kadarı troll bilmiyorum. Yani o başka bir kafayla, şimdi çok ciddiye alırsın onu troll çıkar. Çünkü onun bir troll hali var çünkü. Kendiyle de dalga. Ama önemli olan şunu diyor ya Aleyna. Umarım anlaşılamadığın için popülerizme kötü olarak atanıp harcanmazsın Atakan. Bak ne kadar doğru bir tespit. Daha ilk dakikadan Aleyna'nın yaptığı. Sonra diyor ki dediklerimde haklı çıktım. Evet. Acar Baltaş. Hocam sen bu işleri bırak ya. Böyle bu konularda uzman o kadar çok şarkıcımız, popüler kültür yıldızımız var. Sen emekli ol. Ege'ye yerleş hocam. Takılıyor Ali abi bana. Peki geçelim bu. Ya ben diyorum Acar Baltaş o dönüp Aleyna Tilki diyor ama abi ya. Çocuk Acar Baltaş'a cevap vermedi. Aleyna'ya cevap verdi. Acar Baltaş'a cevap verecek kadar birikimi var mı? Aleyna da ona cevap Aleyna'ya verdi. Aleyna'ya cevap verecek kadar birikimi sokaktan geçenin de var abi. Yani Aleyna'ya cevap vermek için bir birikime gerek yok. Ama Acar Baltaş'a cevap verebilmek için en az onun yarısı kadar eğitim almış, kitap okumuş olman lazım. Ay biz Aleyna'ya girmişken Aleyna'dan devam edelim. Devam et abi. Aleyna'nın bu olayda magazin noterinde patladı. Hiçbir yerde magazin noterinde patladığını, çıkışını anlatmıyorlar sağ olsunlar. Neyse, Aynur Aydın biliyorsunuz birkaç bölüm önce konuğumuzdu. Ona Aleyna'yla çok yakın dostun, neden aran bozuldu dedik. Önce enerjimiz uyuşmadı falan dedim. İlerleyen dakikalarda da ya Aleyna'ya çok emeğim var. İşte Freddie Mercury'yi, Queen'i, pek çok dünya müzik yıldızını benden öğrendi. Nasıl davranması, nasıl giyinmesi gerektiğini, klibine kadar her şeyine yardımcı oldum. Eski Aleyna'yı daha çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim dedi. Aynur Aydın bunu dedi mi? Aleyna'nın paylaşımları peş peşe gelmişti. Ama şimdi önemli olan Aleyna'nın babası bir paylaşım yaptı. Hani bir ayılar vardı ya abi. Evet. Ne diyordu? Klibimdeki ayılar bazı ünlülerden daha ünlü. Evet. Ben sana dedim ki abi acaba bunu Aynur Aydın'a mı söyledi? Sen de dedin ki bu kadar da hinleşme artık. Öyle bir emare yok. Evet. Neticede. Ama babası adresi açık bir şekilde babası paylaşımı yaptı. Babası da senin yaptı. Gibi okumuş olayı. Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp Mehmet Tilki'nin paylaşımı Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar dedi. Aynur Aydın da bunun kendisine söylendiğini anında anlayarak ve düşünerek kendi storiesinden ona feveran etti. Dedi ki hakaret mi ettim? Bir sırrını mı paylaştım? Gömdüm mü? Gömdüm mü? Gerçekte olan bir şeyi anlattım ve niye söylemeye gereği duydum biliyor musunuz? Beni magazin sayfaları yerden yere vururken, markamı yerle bir ederken sanki ben onun yanına yaklaşmışım gibi yancı imajı verirken niye sustunuz? Emeğim var demeniz, emeğim var dememiz mi ağrınıza gitti? Siz benim emeğimi, iyiliklerimi yok sayarken iyi. Ben artık kendimi doğru tanıtma adına paylaştığım bir anı mı ayıp? Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde. Sanırım bencilliğiniz bir aile geleneği ama Tilki ailesine tam yakışan hareket ettiniz.
Aynur Aydın Magazin Noteri'nde bundan açıklamış abi. Burada girmek ister misin? Annesinin de Demet Akalın'la ilgili paylaşım var. Ondan mı bahsedeyim? Onu da bu izleyenler haberdar olsun, ondan sonra yorumlayayım. Bu bir iki gün önce olmuştur ki Aleyna'nın annesi bu kez Havva Öster bir paylaşım yaptı. Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet denen teyze şimdi Aynur dedi. Havva Öster'in önce Demet teyze denen teyze şimdi Aynur. Paylaşım bu değil mi? Bir şey eksik okuyor muyum? Ha pardon, evet eksik. Fake fake hesaplar çok sıkmadı mı? Nedir bu sizdeki Aleyna kıskançlığı? Önce Demet denen teyze şimdi Aynur. Çok komiksiniz. Aleyna sizi takmıyor bile. İstediğiniz kadar yazın, karalayın, başarıya devam, siz de kudurmaya devam. Oysa ki Demet Akalın'la evet eskiden bir husumetleri vardı ama son dönemde çok iyiler diyebiliyoruz. Demet Akalın'a cevap verdi. Dedi ki teyze mi? Kendini anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı? Mevzu bu abi. Valla atarlık giterli meşhur Demet Akalın'ın bu kadar düşük tondan yanıt vermesini yadırgadım açıkçası. Aa. Ama Aleyna ile çünkü arası çok iyi. İnanamıyor bence hani. Aleyna ile de arası bozmak istemiyor. Muhatap Aleyna değil ki. Aleyna Tilki'nin annesi Demet Akalın'dan herhalde 2-3 yaş küçük olabilir en fazla. Ha küçüktür. En fazla. Hmm. Yani ben de Eskişehir'de gördüm, tanıdım. Diğer küçük kızıyla birlikte bir filmde oynuyorlar. Daha da küçük kız filmde oynuyordu. O da oradaydı. Varsayalım ki onunla yeşit yani. Yani bu teyze söylemi Aleyna Tilki'nin ağzından bir teyze mi? Aleyna'nın teyzesi dese anlarım. Ama orada Demet teyzeden kasıt. Ya siz niye giriyorsunuz topa? Size ne? Annesi babası bu üretimin neresindesiniz? Yani ben anlamadım. Aleyna zaten yeterince cin, herkese cevap verecek, herkese laf yetiştirecek bir genç. Anne baba niye giriyor devreye, niye yanıt veriyor? Açıkçası yani bu işte bir tilkilik var ama ne var bilmiyorum. Bir de Aleyna'nın imajına zarar vermek değil mi abi bu? Yani kız kendini ifade edebilirken, konuşabilirken annenin babanın çıkıp bir şeyler söylemesi. Evet. Bence Aleyna'ya büyük zarar diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Peki Aleyna Tilki bir açıklama yapacak mı? Bakacağız, göreceğiz. Aleyna da bizim programı izlemiş Ali abi bu arada. Arkadaşlarım izletti bana Aynur'un katıldığı bölümü falan diye bir açıklaması vardı. O da gelsin bir gün, soralım kendisine. Ya, lütfetmek mi diyeceğiz ona, bizim programı izledi ne oldu? Bizim programı izledi, sen de bir çağırsan gelir yani. Diyorum sana. Demet Akalın'dan devam edelim. Demet Akalın bir başka olaya isyan etti. Şişli'de çöpte birkaç gün önce yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yani çöpçüler buluyor, üzerine de çöp atıyorlar. Biliyordur olayı zaten takipçilerimiz. Ama bir ağlama sesi gelince dikkatle ya bakıyorlar. O kadının çocuğu çöpe atış videosu da çıktı. Çıktı mı? Bildiğin 3 metreden fırlatıyor çocuğu ya poşetin içinde. Allah belanı versin ya. Baksanıza Allah aşkına. Yani bildiğin çocuğu böyle çöp atar gibi yani götürüp bırakmıyor. Fırlatıyor. Ya anne bulunduğunu bilmiyorum ama. Aranıyordu. Yani sokak güvenlik kamerasından görüntüsü çıktı. Ama tabi burada önemli olan Demet Akalın'ın yaptığı paylaşımı yarattığı tartışma. Çünkü enteresan bir bakış açısı var orada Demet'in. Biz Demet Akalın'ın paylaşımını verelim. Tartışmayı ve yorumları da Ali abiye soralım. Hah. Bebeğini çöpe atan zat insan diyemiyorum. Çöpe atmak ne demek? Bırak bir hastane önüne. Allah belanızı versin. Ne diyeyim ya? Demet Akalın'ın paylaşımı. Evet. Tartışılan abi burada. Demet Akalın niye hastaneye? Gayet de bu. Bırak diyor. Çocuğu bırakacaksanız çöpe atmayın. Hastane önüne bırakın. Ama hani ben şey anladım orada ya. Sağlığına bir şey olmasın. Hani çöpe... Şimdi Demet'in iyi niyetle
Yani çocuğun sağlığını düşünerek böyle bir vurgu yaptığını tahmin ediyorum. Eskiden nereye bırakılıyordu? Cami avlusu. Cami avlusuna, hastane bahçesine. Şimdi çöpe atılıyor. Yani onlar da ahlaksızdı ama siz daha ahlaksızsınız. Vicdansızsınız vurgusu yapıyor ama bu beraberinde şunu da götürüyor. Yani öldüreceksen bari bıçakla kesme, kurşun vur, kurşunla öldür gibi bir mantığı da beraberinde götürüyor. Toptan bu işe karşı olmamız lazım. Yani bakamayacağın çocuğa hamile kalma. Doğru. Doğurma ya. Bakamayacağın çocuğu doğurma. Ama abi doğdu. İstemiyorsun, ruh hastasısın. O zaman da ölüme terk etme yani. Ben istemiyorsun, ruh hastasısın. Çocuk doğuruyorsun ya. Senden bir tane daha çıkacak o zaman. Bizim ne günahımız var? Niye ruh hastaları çoğalsın? Abi Kadir Şeker'in başını yakan kadın 3 çocuğunu bırakıp, evet, kendisi de 7 sabıkalıymış. Adam da 19 sabıkalı. Neyse onlar önemli değil ama 3 çocuğunu bırakıp bir başkasıyla kaçan, yani kınamıyorum kimseyi ama birileri için çocuk ne demek çok merak ediyorum mesela evlat. Çocuğun, Özgür'ün annesi konuşmuş bugün. Yani o ilişkisini öğrendikten sonra ilişkimi kestim diyor. 3 aydır konuşmuyordum diyor. Yani 19 değil 29 sabıkalı. Sabıkası da olsa sonuçta o benim çocuğumdu diyor. Kadına hayatta şiddet uygulamayacak bir insandı diyor. Uyuşturucu satmıyordu, uyuşturucu içiyordu diyor. Ben narkotikçilerin beylik bir lafı var. Her içici aynı zamanda potansiyel satıcıdır derler. Yani öyle sadece içici kurtarmaz. Yani sonuçta evet bir annenin yüreği yanmış ama oğlu da bir başkasının hayatını yakmış yani. Evet. Peki nereden devam edeyim Ali abi? Daha konum çok. Zerrin Özer. Zerrin Özer. Hadise, Can Yaman, Deniz Akkaya, Feridun Düzağaç, Seç Beyenal. Vaktimiz var gerçi. 12.19, 12.30'da bitireceğiz. 11 dakikamız var. 11 dakikaya ne sığarsa. 11 dakikaya 5 konu olmaz. O zaman seçe seçe gidelim. Ya, sırayla gidelim. Zerrin Özer'in. Sırada Zerrin Özer. Evet. Şimdi Zerrin Özer'in, ya bak eski notlarımı topladım size. Anlatmayacağım. Sadece sayfaların, dosyamın kalınlığını göstereceğim. Yani burada mesela babası beni de dolandırdı diyor. Çıkan kadınlar beni de dolandırdı diyor. O diyor, bu diyor. Yani geçmişini biliyorsunuz mezunu. Zaten 36 saat evli kalıp Murat Akıncı'yla sonra da ayrılmıştı. Yaza da damgasını vurmuştu bu ani ayrılık. Sonra ama abi şöyle haberler çıkmıştı. Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı. Koruma talep etti. Uzaklaştırma çıktı. Biz bunları biliyorduk. Ama birden gördük ki TRT Müzik'te program yapıyor Zerrin Özer. Bina çıkışında Uçan Kuş röportaj yapıyor kendisiyle. Görüşüyor musunuz Murat Akıncı ile diyor. O da diyor ki Murat benim için çok kıymetli, sevgimiz karşılıklı devam ediyor. Ara sıra görüşüyor, telefonla konuşuyoruz, ilişkimiz bitmedi. Üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez, ona çok değer veriyorum. Ben son 2 yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim. O yüzden görüşmeye devam ediyorum. Görüşmüyorum desem yarın bir yerde yakalasanız size yalancı çıkarım diyor. Sonra storiesinde bir paylaşım yapıyor. Sonra da aynen bu röportajda bir aa nasıl olur gibi bir gündem yaratınca, herkes de şok etkisi yaratınca o da bir paylaşım yaptı. Ben hemen paylaşımını bulurken arkadaşlarım da ekrana götürüyorlar. Ama yine açıklamalarını doğrular nitelikte. Evet. Evet. Görüşüyorum, seviyorum dedi. Sen bir iki şey söylerken ben hemen bulacağım Ali abicim. Ben okuyamam. Jolly Joker'de bir davet vardı. Buldum. O davete katıldım. O davette Zerrin Özer'in çok iyi görüştüğü, ailece görüştüğü birkaç şov dünyasından isim de vardı. Sohbet ederken dediler ki Zerrin Özer aşkı tercih etti, boşandı kocasıyla beraber. Bu aşk, bunu kimse engelleyemez diye yakın çevresine tepki gösterdi diye. Geldim ben yayında isim vermeden söyledim. Hatta bizi takip edenler hatırlıyorlar. Canlı yayında onun kim olduğuna dair yorumlarda bulundular. Aa, hatırlıyorum. Zerrin Özer, kaç hafta önce Zerrin Özer diyene ben
böyle beğeni işareti var ya, beğeniyi basmıştım. Şimdi o gün ben dedim ki bunu kişiye doğrulatamadım. Zerrin Özer'e sorma şansım olmadı ama Zerrin'le ailece görüşen bir müzisyen bunu anlattı. Şimdi Zerrin Özer'i tanıyan benim gibi insanlar için hiç sürpriz değil bu. Nasıl ya? Zerrin böyle biri. Nasıl biri? Saf ya, mı? Evet, aşık olunca gözü hiçbir şey görmez. Ondan sonra da ihaneti görünce hüngür hüngür ağlar, dert yanar. Ben salaklığıma doymayayım falan filan. Bu 80'li yıllardan beri böyle. Ah. Yani zaten aşkta böyle bir şey değil midir? Hesap kitap yapmadan dalarsın. Sonunda fuyutarsın ya da... Ya o 18 yaşlarında falan olur böyle. 15, 16, 17, 18. Yani abi kadınlar peş peşe çıktı. 7 kadın. Şikayetçi olanlar var. Göktaş erken yerde bulduk. Beni evlenme vaadiyle kandırdı. Beni dolandırdı diyen dolu kadın var. Bak bunların hepsini alıp şuraya koyuyorum. Babası. Çocuğun babası. İkinci sayfaya bağlandı. Dedi ki beni de dolandırdı. Evet. Bir kızla evleneceğim dedi. Evet. Altınları alıp kaçtı. O düğünü de ben yaptım dedi. Evet. Yani başka da bir Zerrin şey demiyorum. Zerrin açıklamasında bir cümle var. Ha, açıklamayı buldum. Hemen buldun değil mi? Ne diyor orada? Beni geçmişi ilgilendirmiyor diyor. Ha, aynen. Ben anı yaşıyorum diyor. Ben öyle okudum cümle. Ona benzer bir cümle var. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki tüm yaşanan olumsuz olaylara takip eden aylardan sonra Murat Akıncı ile diyalog kurma ve görüşme sürecinde olmam, içinde barışmak, yeniden birlikte olmak vesaire gibi keskin kararlar barındırmamaktadır. Beraber olmaya da bilirim diyor yani, bak gene bir şey ya, var. Ya kıvırıyor orada, devam et. Karşılıklı ve menfaatsiz olarak birbirimizin kalbine dokunmamızı sağlayan sanat hayatımda beni tanıyan ve tanımayan herkes bilir ki tüm duygularımı her zaman açık yüreklilikle sizlerle paylaşmışımdır. Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde talihsiz olaylar yaşadık. Neyse şurayı geçeyim. Dürüst tüm sevenlerimle aramda her zaman üzerine kurulu bir bağ var. Ve her zaman oldu. Bu varoluştan yola çıkarak tüm samimi duygularımla basın mensubu arkadaşlarımın sorularına cevap verdim. Geçtiğimiz yaz evlendiğimde yakın dönemde boşanmış olduğum Murat Akıncı ile 2 yıl önce başlamış olan gönül birliğim elbette ki basında çıkan talihsiz haberlerden sonra derinden sarsılmıştır. Ancak birlikte hayatı paylaştığımız bu 2 yıllık süre içerisinde tarafıma karşı herhangi bir olumsuz hareketini görmediğimden ve yakın çevremde kendisini çok sevmiş olması sebebiyle peşin hükümde kendisini yargılamanın sahip olduğum karakterimle bağdaşmayacağı kanısına vardım. Bir insanı geçmişiyle yargılamak yerine o kişinin birliktelik döneminde sevgi adına göstermiş olduğu çabayı yok saymamayı tercih ederek kendime zaman tanıdım ve karşımdaki insana kendini ifade etme fırsatı verdim diyelim. Zaman her şeyin eğrisine doğrusuna gebedir. Şair burada ne demek istedi? Anladınız mı? Beni de dolandırana demeyeyim yani. Buna şair burada ne demek istedi? Şair. Diyor ki damar benim kan benim. Vermeyeceğim işte size ne diyor. Var ya bir tane çocuk kan almak istiyorlar ondan da vermiyor. Bana avrat dümdüz gidiyor videoda bir Karadeniz çocuk damar benim kan benim diyor. Vermeyeceğim işte. Damar onun kan onun. Geçelim. Evet. Acaba Gönül Yazar ne oldu Ali abicim? Bir arasak ya. Onu da bak Gönül Yazar. Merak ettim. İyiydi, kötüydü, şöyleydi, böyleydi. Yani yayın çıkışı arayalım. Milletin de aklına getirdik. Tüh, canlı yayında söylemeseydim. Evet, devam edelim son. Hadise, Can Yaman, Deniz Akkaya, Feridun Düzağaç. Seç, beğen, al. Sıcak sıcak fırında. Kaç dakikamız var? 4 dakikamız. 4 dakikada... 10 dakika yaparız onu ya. Son bir konu yaparız. Ya, yani. Kanal bizim. İstediğimiz kadar uzatırız da... İşin şimdi, var bugün senin, ben anladım. Sorup duruyorlar, şuna niye girmiyorsunuz, buna niye girmiyorsunuz? Ya arkadaşlar burada, burası pizzacı değil. Yani sebzeli, sebzesiz pizza siparişi değerlendirmiyoruz. Ya da pide fırını değil, kıymalı, yumurtalı istiyorsunuz. Yani biz gündemden seçiyoruz. Şimdi Ece Erken'i niye anlatmıyorsunuz diyorsunuz. Ya kurallarımız var, diyoruz ki... bir kişi bir kişiyle ilişki olabilir. Bu iddia ortaya atılabilir. Burada bir mağdur yoksa
kişi çıkıp yani avukatın eşi çıkıp böyle bir ilişki nedeniyle ben mağdurum, tehdit ediyorum falan demediği sürece Ali Eboğlu'nun radarına girmiyor. Anlatabildim mi? Yani benim çizgim bu. Özel hayat aksi takdirde bunun adı kamu merakı oluyor. Ben daha çok kamu yararı kısmı ile ilgileniyorum. Kamu merakı ile ilgili çok yerler var, mecralar var. Vatandaş YouTube'da girmiş, doldurmuş. Hangi milletvekilinin hangi bakanla ilişkisi var? Bla 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 sonuna geliyorsun. Hiç. Ne bakan var? Yeni midir bakan, eski midir belli değil. Milletvekili mevcut milletvekili mi eski mi belli değil. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir fantastik onun üzerinden tıklanma. Biz onların peşinde değiliz. Ha şunu sorarsanız Ece Erken'in yönettiği fake hesaplar yakalandı. Benim yüzüm ne oldu böyle? Morardın abi biraz. He? Neden? Dur bakayım. Lan senin ciğerci alıp kullanacak bunu. Diyecek ki bak Ali Eboğlu'nu morarttım. Nasıl morardı? Canlı yayında morardı. Evet canlı yayında morardım. Üstündeki pembe Ali abinin mor çıkıyor hakikaten. Bak. Gömlek pembe. Hocam ben şöyle gideyim ikimizi birlikte gel, seçeceğim. Gel aynen ya. Gel. Oh mis tek, gibi kamera tek var. Tek kamerayla konuşalım. Bu evet. Da bunun da rengi değişik. Evet. Şu güzel. Şu Boran'ın çekimi. Yakına gir Boran. Yakına gir. Bizi katra. Hep böyle. Ah. Tamam. Ay çok güzel evet, oldu. Böyle ha. Daha iyi. Sonra Ali abi. Nereden konuşuyorduk konu? Konu neydi? Gereksiz bir konuydu. Ha, fake hesaplar. Fake hesaplar. Bunu tartışabiliriz. Yani niye bir insanın fake hesapları olur? Ben sana şunu sorayım. Evet. Genel bir soru. Evet. Ya benim fake hesaplarım var. Hı. Ben her altı yiyorum. Evet. Sana bir şey olmuyor. Hayır, bana bir şey olsun olmaz. Onu geçiyorum evet. Da. Evet. Ben nasıl birinin haberini yapacağım? Ya biliyor musun şunun da fake hesabı var. Bu haber olur mu? Ya biliyor musun ama, şöyle bir şey yaşanmış. Bu ama, haber olur ama mu? Sen haberci, ya da ben kendi sen, davama şimdi, sen haberci değilsin ama. Ben şimdi, mi değilim? Ha o değil. O kanalın tercihi. Yani bunun için haberci bunu yaparsa ben bunu eleştiririm. Selebritliler ne yaptığı işin başka tarafı. Tamam. Anlatabilir miyim? Öyle geçelim. Hiç sallama diyorsun. Evet. Hadise. Her şeyi mecrasında değerlendir. Evet. Okey. Buse, genel kameraya geç. İkimizi al. Böyle yamuk durmayalım. Yamuk tek renk. Dur, düzeleyim şöyle. Evet. Nasıl duralım? Şöyle mi duralım? Yakın plan alsın. Tek renk. O, evet. Onun da rengi güzel diye. Baksana burada bir sarılı. Tamam fena değil. Biraz aç rengi. Biraz aç. Bu kameranın neyse tamam. Biraz bütün aç rengi. Tamam. Ya. Evet. Oyumuz biraz öyle. Biraz rengi aç. Öyle. Her şeyimiz şahane. Diyaframı aç şahane. Tamam. Pazar değmesin. Evet. Evet. Bu kadrajda programı bitirelim. Evet hadiseyi anlat. Hadise. Hadise de nedir hadise? Hadisenin hadisesi ablasıyla. Daha önce ablasına dava açmıştı. Haksız yere üzerimden kazanç elde etti diye bir dava açtı. Evet. Yani beni dolandırdı demek bu. Üzerimden haksız kazanç elde ettiğinin. Ya menajerliğini yapıyordu da. Türkçesi beni evet. Dolandırdı. Evet. İddialara göre. Evet. Davayı geri çektiği söyleniyor. Bilmiyoruz. Keşke hadiseden teyit edebilsek bunu. Evet. Ama bir başka davaları daha vardı. O da hadise.com üzerinden. Menajerliğini yaptığı sürede 2012 yılında Hülya Açıkköz 30 bin dolar ödeyerek satın alıyor hadise.com'u. Evet. Olabilir. Evet. Magazinnoteri.com'u da ben aldım yani. Sana sonra haberin olsun. Allah korusun şaka yapıyorum. Almış bu şekilde. Sonra araları bozulunca hadise isteyince de vermemiş ki mahkemelik olmuşlar. Mahkemede dedi ki hadisecim sen haksızsın. Bu ablanın hakkı. Yani Hülya Açıkgöz'ün hakkı. Hadise de bunun üzerine zehir zemberek açıklama yaptı diye bir tanım vardır ya abi. Evet. Bu çok uyuyor ona. Tam evet. Olarak zehir zemberek.
Çünkü ne dedi Hadise? O hala İngilizce yazdı ama Türkçesi şu. O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir. Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz dedi. Bu Hadise'nin paylaşımı. Ama kimsenin vermediği, ya bugün bilmiyorum programlar ne yaptı. Ablası da buna cevap verdi aslında. Evet. Onun paylaşımını da verseniz arkadaşlar. Ekrandan okusam daha kolay buradan bulana kadar. Hadise'nin... Yönetmenimiz takip ediyordu ablasının ne işi varsa. Evet. O eski paylaşımlarını bulmuştu. Bunlar eski paylaşımları. Yeni yıla girerken son postundan bahsediyorum. Direkt cevabı. Neyse ben girdim. Buluyorum hemen. I learned the meaning of success. Ya ben Türkçeleştirip söyleyeyim. Evet. Başarının anlamının daha fazlasına sahip, başarının anlamı daha fazlasına sahip olmak değildir. Ki bir zamanlar aksini düşünüyordum. Aksine inanıyordum. Fakat fark ettim ki ne kadar aza ihtiyacın varsa o kadar başarılısın. Yani manası bu bunun. Yani diyor ki benim anladığım abi. Hadise senle daha çok varlık sahibi olabilirdim. Ama sensiz daha başarılıyım. Sana ihtiyacım yok. İnandın mı buna? Yani Hadise olmasa Hülya Açıkgöz bu paraları rüyasında görebilir miydi? Ama burada diyor ki başarı değildir. Ya da daha fazlasına sahip olmak değildir. Aza ihtiyaç duymaktır. Aslında Mevlana'nın sözünü İngilizceye almış, yazmış oradan. Peki dönüyor iş. Bu ülkede Hadise diye bir şarkıcı var mı? Var. Hadise.com niye sende? Menajeriydim. Menajeriydin. Kimin menajeriydin? Hadise'nin menajeriydin. Bu ülkede yargı öyle adaletsiz çalışıyor ki şimdi Hadise ortadayken Hadise.com'u Abbas'ının tescil edilip alması, yani yargı demesinden senin ismin ne? Hülya. Hülya.com. Hülya Açıkgöz.com. Bunu alabilirsin sen. Hadise.com alamazsın. Yani bu midik savaşına ne gerek var? Öküz öldü, ortaklık bitti. Ver o zaman. Ayakların üstünde tek başına yürü git. Yani benim anlamadığım, yani işte girmek istemiyorum bu abla kardeş, abi kardeş kavgalarına. Yani burada abla haksız yani. Hadise yoksa o aileden kimseyi biz tanımayız, haber de olmaz. Diyorsun. Onu da tabii ne annesi ne babası kimi ilgilendirir abi ya? Şimdi Hülya Açıkgöz'ün sayfasına girdiğinizde hemen bir iki şey çok kısaca paylaşacağım sizinle. Girmeyelim abi. Hülya Açıkgöz kim ya? Onun da bir sitemi var yani. Ben kardeşlerimin okuyabilmesi için, onlara destek olabilmek için okuyamadım. Her türlü fedakarlığı onlar için yaptım. Onlar için çalıştım. Keşke o zamanlara geri dönebilsem, çok hatam oldu diyor. Ama o hata ne? Ya fedakarlık. Ben de bir ablayım. Fedakarlık yapmış. Anlayabiliyorum onu. Ya, fedakarlık yapsa anlıyorum. Nedir? Ben, biliyorum. Kıbrıs'ta Hadise'nin konseri vardı. Bu ablası da menajerliğini yapıyordu o dönemde. Ya Hadise'den daha havalıydı ablası. Menajerler hep böyle değil mi ama abi? Değil abi. Sanatçılar kadar değil abi. Havalılar sanki. Şu anda Hadise'nin menajeri kim? Tanımıyorum. Haluk Şentürk. Hiç öyle bir havası var mı? Onlarca starın da menajeri. Yani kraldan çok kralcı olmayacaksın. Sonra biri tahtı altından çekiyor. Yok hükmündesin. Ondan sonra story anlat derdini. Ama Hadise'nin yüreği yumuşayacak gibi durmuyor. Yani zehirli olan zehirlidir. İsterse kardeşin olsun, kız kardeşin olsun dedi. Zehirli dedi. Yani. İnsan ailesini seçemiyor, arkadaşlarını seçebiliyor. Hayatın böyle bir tarafı var. Evet. Bitti program. Bitti. Şimdi Perşembe günü misafirlerimiz var. Göstereyim. Ay şöyle göstereyim. Yakın plana kim girebiliyor? Kelebekler özgürdür. Kamuran Akkor ve torununun da oynadığı Cengiz Orhonlu'nun oynadığı bir oyun.
Kamuran Hanım ve Cengiz konuğumuz olacak. Takipçilerimize hediyelerimiz olacak. Bu oyuna davetiye vereceğiz. Çift kişilik. Çift kişilik. 5 mi? Aklımdaki şey şu. 5 canlı yayın. 5 bant yayın. Ha, 10 kişiye toplam, çift kişilik. Yani 10 çift davetiye vereceğiz. Of, çok güzelmiş. Güzel bir performans sergileyeceksiniz gidip izlediğiniz zaman. Geldiklerinde hangi oyun, hangi tarihte açıklayacağız. Evet, İlkay Hanım, bana bunlarla gel. Ha. Anladın? Anladım. Anladın sen onu. Anladım ben evet. Onu. Anladım, bitireyim bana, programı. Bana skandallarla gelme. Bitirelim. Tamam. 13.38 olmuş. Yok, 12.38. Ne kamerası var? Buraya. Tamam, buraya bakarak bakın. Bitirelim. Evet. Tamam. O zaman senin şu ama özlü sözlerini duymadan bitirirsen şimdi ha, şey olur. Sen eksiklik olur. Sen konuşana kadar, sen veda edene kadar ben bulayım o. Amin dememiz lazım evet. Onlara. Hoşuma gidiyor. Nasıl işler amin dediğimi anlatamam size. Kanalımıza evet. Abone olmayı, videolarımızı like'lamayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Perşembe günü görüşene kadar içinizden huzur, kalbinizden sevgi, aşk, yüzünüzden gülücük, vücudunuzdan sağlık, cebinizden eksik olmasın. Sen kalın.